böyle bir teavülüm yoktu. Buradaki asıl yani bana ilham kaynağı olan şey buranın tüm metrekaresinde, taşında, toprağında benim babamın emeğinin olması. Ve yaşarken de yaşadığı ömrünü son bulsa da bu işletme onun için ayakta kalmasını hedeflediğim bir şey. Çünkü emek kolay verilen bir şey değil. O 80 yıllık bir ömrünün 50 yılının sonucunda ulaştığı bir noktadayken buranın satılması doğru değildi. O yüzden ben üniversitede okurken, yüksek lisans yaparken, çalışma hayatımdayken çiftliğe dönerim. Daha doğrusu parantez belirtiyorum, Manisa'ya dönerim diye bir hayalim yoktu. Çünkü Bursa, İstanbul ve Lüksemburg'dan sonra hani burası çok da böyle dönecek bir kıble değildi benim için. Tamamen yurt dışına taşınmak, orada işte vatandaşlık alıp hayatımızı sürdürmek diye bir hedefimiz vardı. Sonra da dünya turuna gezmek vardı. Şimdi ise tam tersi olaylar doğduğu yerden battı, battığı yerden doğmaya başladı.